Görüyorsunuz değil mi bunu? Evet. Evet. Bu oturumun video kaydı alındığından ve alındığının ve paylaşılmasının duyurusu. Bunu istiyorsanız siz okuyun. Ben 203 ikinci kez tekrarlamaktan çok tekrarlayan hata yapıyorum çok. Okudunuz herhalde değil mi? Evet. Evet. Şimdi hoş geldiniz. Bu dediğim gibi 202. oturumumuz bizim. Bugünkü oturumun adı ürik asit. Bu iki bölümde yürütecek Süha bunu. İlk kısmı 20'şer dakikalık. İki yarı ayrı oturum gibi diyelim. İlkinin sonunda bir yine normal 2 dakikalık aramızı vereceğiz. Ama ilk kısmı gut üzerine, daha çok bilinen gut üzerine. Bu arada sizler artık belli bir süre sonra yazılı sorularınızı aktarmaya başlayabilirsiniz. Bu şeyde aradan sonra ise biraz daha bilimsel bir kısım olacak. Bu da daha az bilinen zararları ürik asidin. Örneğin böbrek taşı, kilo alma, insülin direnci, demans, karaciğer yağlaması, yüksek tansiyon filan. Bu kısımda da gayet de bir yazılı sorular olacak. Ama sözlü sorular ikinci kısmın sonunda alacağız sözlü sorular. İlk kısmın sonunda değil. İkinci kısma geçtikten sonra yine geri dönüp birinci kısımla ilgili soru iletebilirsiniz diyorum ve mikrofonu moderatörümüze devrediyorum. Buyur Özdemir. Teşekkür ederim. Çok pardon, çok pardon, bir dakika. Çağatay, Bülent Kar ve Mehtap Gökten videolarınızı açmak zorundasınız. Her şey Çağatay açtı. Bülent Kar ve Mehtap. Olmazsa ben sizi çıkaracağım, tekrar açık olarak girebilirsiniz. Dinliyoruz Özdemir, özür dilerim. Yani bu akşamki konuşmacımızı tanıtmak zor çünkü çok yönlü bir şey. Öncelikle benim uzun yıllardan beri bir okul arkadaşım. Daha sonradan da sürekli Marmara Üniversitesi'nde beraber çalıştık, beraber iş gördük, beraber araştırma yaptık. Süha Tarsus mezunu, biz beraber oradan mezun olduk. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde tekrar buluştuk yıllar sonra. Kendisi bir biyokimya profesörü. Bu konu ortaya çıktığı zaman hakikaten önce biraz konuştuk olur mu olmaz mı ne olur diye, ama hakikaten ben de fırsattan istifade bu ürik asit ve gut işini biraz daha araştırmaya başlayınca hakikaten ilginç bir konu olduğu ortaya çıktı. Süha bu akşam bize onu anlatacak ve eminim ki sizlerin de çok sorusu olacak. Arada belki ben de fırsat bulursam korsan bir takım bildiriler yapmaya çalışırım. Çünkü tarihte de bu gut hastalığının değişik versiyonları, değişik yansımaları olmuş. Bunu herhalde hep beraber konuşuruz ve de eğlenceli, bilgili, öğretici bir toplantı olacağını zannediyorum. Onun için Süha, sözü sana veriyorum. Bundan sonra Süha'yı dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Yani biraz geciktim gerçekten, onun için özür dilerim baştan. Küçük bir program değişikliği oldu. Biz şu anda evden değil şehir dışından bağlanıyoruz. Umarım herhangi bir aksilik de olmaz. Hem Özdemir hocama hem de Cem abimize diyeyim. O bizden büyük. Cem abimize teşekkür ederim bana böyle bir davette bulundukları için. Ürik asitle ilgili yani Özdemir bana ürik asit biliyor musun hocam konuşur musun dediği zaman biliyorum dedim. Yani ben çünkü bir biyokimyacı olarak tabii ürik asiti biliyorum. Ürik asitin ilgili olduğu bir iki hastalığı da biliyorum.
Fakat sonra konuya girince baktım ki yani benim bildiğimin ötesinde de bir ürik asitle ilgili komplikasyonlar var. Bugün ben size olabildiğince onlardan söz edeceğim. İki bölümde olacak daha önce de söylendiği gibi. Öncelikle herkesin bildiği bu gut hastalığı, ürik asit ilişkisi, oradaki mekanizmalardan söz edeceğim. Sonrasında da yine biraz daha az bilinen ve ürik asitle ilgili yükseklik olduğu zaman dikkate alınması gereken eşik değerin değiştiği durumlardan da biraz bahsetmeye çalışacağım. Dolayısıyla sanıyorum yeni bilgilerle ve de sizlerin katkılarıyla bu konuyu biraz daha irdelemiş olacağız. Şimdi arzu ederseniz çok kısa bir ara rica edeceğim. Ben slaytlarımı göstermeye başlayacağım. Ekranı herhalde şu anda görebiliyor muyuz benim Gayet iyi ekranımı? görüyoruz, evet. Görüyoruz. Evet. Yani şimdi ilk şu anda ekranı tam olarak görebiliyoruz, değil mi? Tam ekran Evet, halinde. evet. Görüyoruz. O zaman ilk slaytımızla başlıyorum. Şimdi ürik asitle ilgili ben biraz okumaya başladığım zaman baktım ki ürik asit ve hastalıklarla ilgili olarak ilk konuya dikkat çeken kişi Alexander Hay isminde bir hekim. Ve 1880'lerde kendi gözlemlerinden yola çıkarak bu konuda bir yayın yapmış. Kendisi beslenmesinden eti çıkardığında yıllardır sıkıntı çektiği migren hastalığından kurtulduğunu ya da bu konudaki yakınmalarının geçtiğini fark etmiş. Ve daha sonra bu konuyla ilgili biraz inceledikten sonra bazı önerilerde bulunmuş. Kandaki ürik asit yüksekliğinin ya da fazlalığının çok çeşitli hastalıklarla ilişkili olduğunu gösteren bir yayın yapmış. Bu yayında işte depresyon, epilepsi, migren, baş ağrısı, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, bunama, gut, hipertansiyon, felç. Yani bilinen neredeyse o zamanlar bilinen hemen hemen bütün hastalıkları ürik asitle ilişkilendirmiş. Ve özellikle de tansiyonla, hipertansiyonla ilgili ürik asit artışıyla hipertansiyon arasındaki ilişkiyle ilişkilendiren ilk kişilerden birisi olmuş. Bu gerçekten aslında bilimde de olan bir şeydir. Herkes kendisi hangi noktadan bakıyorsa bütün olayları, bütün patolojileri onunla ilişkilendirmeye çalışır. Örneğin ben araştırma konusu olarak uzun zamandır serbest radikallerle ve antioksidanlarla ilgileniyorum. Her şeye o gözden bakıyor insan. Öyle bir yanılsama diyeceğim veya bir ön yargı olabiliyor. Aradan geçen yıllar içinde bu araştırıcının öngörülerinin doğru çıktığını da görüyoruz. Onu da belirtelim. Şimdi ben bu ilk kısımda gut hastalığı yani herkesin bildiği veya da bir şekilde duymuş olduğu ya kendisinden ya çevresinden ürik asit ve gut hastalığı arasındaki ilişkiye çok ayrıntıya girmeden biraz değinmeye çalışacağım. Oluşum mekanizmasıyla başlayıp gut hastalığı ve gut tedavisiyle ilgili bilgiler verdikten sonra bu ilk bölümü sonuçlandıracağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, hepimizin bir şekilde ta liseden bildiği bir noktadan başlayacağız. Ürik asit nasıl oluşur? Ürik asit vücutta nükleik asit dediğimiz yani DNA ve RNA'nın yapısında bulunan adenin, guanin gibi pürin adını verdiğimiz bazlardan kaynaklanan bir son ürün ve oluşum mekanizması da bu adenin ve guanin burada bu şekilde görüyoruz.
adenin ve guanin bazlarının yıkımı sonrasında oluşuyor. Bu ben mi onaylayacağım? Yok yok, sen hiç Tamam. yapma. Onu her şeyle ben veya Özlem'i ilgileniyoruz. Tamam. Şimdi bu nükleik asitlerin yapı taşı olan pürin ve pirimidin bazları var. Bu pürin ve pirimidin bazlarından her ikisi de insanlar bunları besin yoluyla aldıktan sonra her ikisi de normal sindirim ve emilim yollarına giriyor. Bağırsaklardan emildikten sonra da yıkım süreçleri ve yıkım süreçlerinde de son ürünler oluşuyor. Bu son ürünlerden işe yarayanlar kullanılıyor. İşe yaramayanlar da diğer başka pek çok metabolizma ürününde olduğu gibi bir şekilde vücudun dışına atılıyor. Genellikle de suda çözünen veya suda çözünme özelliği fazla olanlar idrar yoluyla dışarı atılıyor. Aynı şey pürin ve pirimidin bazlarıyla ilgili de olan süreç. Bunların da esas diyetteki başlıca kaynağı kırmızı etler. Bunu biraz daha göreceğiz. Biraz ilerletmek konusunda bir sıkıntım var ama. İlerletmek konusunda mı? Evet, Tamam. şimdi oldu. Şimdi diyetteki DNA ve RNA önce nükleaz adı verilen enzimler aracılığıyla nükleotitlere çevriliyor. Sonra bu nükleotitler nükleotidazlar aracılığıyla nükleositlere, sonra da nükleosidazlar aracılığıyla pürin bazlarına çevriliyor. Bunlar da pürin yıkım yolu aracılığıyla ürik asit oluşturuyor. Yani ürik asitin kaynağı önemli miktarda pürin bazları ve bunlar da diyetle aldığımız besinlerden, özellikle de hücrenin çekirdeğinde bulundukları için et ve et benzeri ürünler ve bazı sebzelerde bulunan pürin bazlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla pürin yıkımının son ürünü ürik asit. Yalnız insanlarda bir farklı bir durum daha var. Ürik asit başka memelilerde, diğer memelilerde, başka organizmalarda ürikaz adındaki bir enzim tarafından başka bir madde olan allantoine oksitlenirken insanlarda bu ürikaz enzimi eksik, yok. Ve dolayısıyla ürik asit herhangi bir yıkıma, ileri yıkıma uğramıyor. Öbür taraftan ürik asitin suda çözünürlüğü son derece sınırlı. Yani belirli bir miktarı aştığı zaman ürik asit miktarı sudaki çözünürlüğü sınırlı olduğunda çökmeler oluyor. Bu çökmelerde idrarla dışarı atılırken böbreklerde veya eğer böbreklerden yeterince temizlenemiyorsa kan yoluyla gittiği yerlerde bazı sıkıntılara, sorunlara yol açıyor. Burada yine bu mekanizmayı görüyoruz. Çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim ama yukarıdakiler hep pürin bazılarının kaynakları. En altta da ürik asiti görüyoruz. Arada bazı enzimler aracılığıyla bir yıkım süreci gerçekleşiyor. Bu yıkım sürecinde önemli bir enzim, en son enzim. Bu enzimin adı ksantin oksidaz. Asit kristallerinin de görünümü burada en altta sağda gördüğümüz gibi böyle hafif kahverengi renkli bir çökelti oluşturuyor. Gut hastalığına gelince, gut hastalığı ilk fark edilen ürik asitle ilgili bozukluklardan ilk fark edilenlerden bir tanesi. Nedeni de serumda ya da kanda ürik asitin yüksek miktarlarda, ki bu 7 miligram desilitrenin üstü olarak biliniyor ve tanımlanıyor. Şu anda da bu şey geçerli. Yüksek miktarlarda olduğu zaman
Böbreklerden yeterince atılamıyor. Kan yoluyla gittiği yerlerde de birikmeye yol açıyor ve bu birikmelerde çökelti şeklinde olduğu zaman oralarda bir iltihabi süreç başlatıyor. Gut hastalığı her 1.000 kişiden 3'ünü etkileyen bir sıklığa sahip ve ürik asitin birikmesi iki farklı nedenden kaynaklanıyor. Bir tanesi demin söylediğimiz gibi fazla yapım, yani aşırı üretim. Ama diğeri de atılımdaki bir bozukluk, yani böbrekler aracılığıyla yeterince atılamaması. Dolayısıyla buna bağlı olarak ürik asit kristalleri ya da sodyum ürat kristalleri, onun tuzluyla oluşan kristaller belirli yerlerde çöktüğünde bu çökme yerlerinde ağrılı iltihaplar oluyor. En çok da böbreklerde, idrar yollarında ve eklemlerde görüyoruz. Buna da kronik iltihabi gut hastalığı adını veriyoruz. Çok çok eskiden beri bu fark edilen bir olay. Yani burada mesela 1800'lerde yapılmış bir tabloda görüyoruz. Eklemlerde olan ürik asit birikimi çok ağrılı bir süreç olduğu için onu tarif etmiş. Sodyum ürat kristalleri idrarda gözlendiği zaman şöyle bir görüntü veriyor. Çeşitli eklemlerde birikiyor. Biriktiği zaman son derece ağrılı bir süreç oluyor. Bu ileri derecede bir gut hastasının görüntüsü. Neden? Demin de söylediğim gibi ürik asitin aşırı yapımı veya sınırlı atılımı. Ama bu nedenlerden, buna yol açan nedenlerden en önemli neden aşırı beslenme. Yani ihtiyaçtan fazla pürin bazları alındığı zaman bunların yıkım süreçlerinin artması, dolayısıyla ürik asit yapımının artması. Bunun yanında alkol tüketimi de nedenler arasında. Alkol iki farklı şekilde ürik asit oluşumuna neden oluyor. Bir tanesi özellikle her alkolden ziyade özellikle bira gibi maya içeren ürünler, yani alkol ürünleri, çeşitleri diyeyim, içerdikleri pürin bazları nedeniyle de aynı diğer pürin içeren besinler gibi asitin aşırı miktarda yapımına neden oluyor. Yine aşırı et tüketiminde serumdaki ürik asit miktarını artırdığı biliniyor. Yani gut hastalığına yakalanan kişilerde bu büyük ölçüde bu yollarla ürik asit yüksekliği sağlanmış oluyor. Tabii bazı kişilerde genetik yatkınlık olması da söz konusu. Ürik asitin kandaki yüksekliğine hiperürisemi diyoruz. Yani yüksek kan ürik asit miktarı diyebiliriz. Bunun nedenleri iki farklı grupta incelenebiliyor. Bir tanesi primer olanlar, yani birinci derecede olanlar. Bu daha çok atılım azlığı veya yapım fazlalığı ile ilişkili. Burada da bazı enzimlerin yapım fazlalığında bazı enzimlerin eksikliği ve bazılarının aşırı fazlalığı neden oluyor. Bunun dışında sekonder, yani ikincil olanlarda demin konuştuğumuz gibi diyetteki fazlalık, bunun dışında bazı hematolojik hastalıklar, bazı genetik glikojen depo hastalıkları, ağır egzersiz, alkol ve fruktoz alımı gibi nedenler olabiliyor. Ya da ürik asitin atılımındaki azlık, ki bu da böbrek yetmezliği öncelikli olarak. Onun dışında da dehidratasyon, bazı diüretik ilaçlar, hipertansiyon, hiperparatiroidi, siklosporin gibi bağışıklık sistemini baskılayan ajanlar. Bu ikinci nedenler arasında da bunları sayabiliyoruz.
Aynı şekilde primer ve sekonder gut da benzer şekilde gruplanabilir. Burada da olguların %85-90'ında enzim bozuklukları, yani demin sözünü ettiğimiz metabolizmasıyla ilgili olan enzimlerin bozuklukları sonucu ya aşırı ürik asit yapımı oluyor ya da ürik asit yapımı normalken azalmış atılımla ilişkilendirilebiliyor. Sekonder olanlarda nükleik asit dönüşümündeki artış, lösemi gibi bazı hastalıklar, kronik böbrek hastalıkları veya enzim eksikliği gibi nedenlerden ortaya çıkabiliyor. Tanıyla ilgili olarak da iki farklı yaklaşımdan söz edebiliriz. Bir tanesi eklem sıvısından alınan örneklerde ürik asit kristallerinin ya da ürat kristallerinin varlığının gösterilmesi. Burada bir pardon. Burada bir örnek alımı ve o örneğin mikroskop altında incelenmesi ya da kandaki ürik asit miktarının ölçümü. Burada da miktarın 7 miligram desilitrenin üstünde olması yapılan çalışmalarda belirlenmiş bir eşik değer diyebiliriz. Örnek alımını görüyoruz. Mikroskop altındaki sodyum urat kristallerinin böyle iğne şeklinde bir görüntüsü var. Tedavi ile ilgili olarak da farklı yaklaşımlar var. Bir tanesi hastaları rahatlatmak, yani ağrı ve inflamasyonu azaltmak üzere ağrı kesici veya analjezik ve antiinflamatuar iltihaba yönelik ilaçların kullanımı. İdrarla ürik asit atılımını arttıracak ajanlar, bunlara ürikozilik ajanlar diyoruz. Burada daha çok ürik asitin taşıyıcısı üzerinden işleyen, o mekanizma üzerinden işleyen ilaçlar söz konusu. Ya da ürik asit üretimini azaltıcı ilaçlar. Demin sözünü ettiğimiz bir enzim vardı, ksantinoksidaz enzimi. Bu enzimin inhibitörü örneğin en yaygın olanı da allopurinol ismindeki ilaç. Bu yollarla ürik asitin yüksekliği ve neden olduğu sonuçlar engellenmeye çalışılıyor. Ksantinoksidaz enzimini tekrar hatırlatacak olursam, en son aşamada yani ksantinden ürik asitin oluşumunu sağlayan enzim, bu enzimi inhibe ettiğimiz zaman, baskıladığımız zaman, etkisini ortadan kaldırdığımız zaman ürik asit yapımını da azaltmış oluyoruz. Sonuçta şöyle bir kısa özet yapabiliriz. Gut metabolik bir hastalık. Ancak toplumun genel olarak yaş düzeyinin artması, yaşlanması, hareketsiz yaşam tarzı ile birlikte hastalığın sıklığı da artmakta. Bunun dışında bazı patolojiler, örneğin diyabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, obezite ve beslenme tarzındaki bozukluklarda başlıca risk faktörleri. Tedaviyle ilgili olarak ve hastaların takibiyle ilgili olarak bu metabolik hastalıkları dikkate alıp onlarla ilgili bazı önlemler alınması, ayrıca da diyet ve tedaviye uyum konusunda hastaların ciddi bilgilendirilmesi ve uyumlarının sağlanması söylenebilir. İlk kısmı ben burada toparlı bitireceğim. Ama şu listelediğim videolar aracılığıyla bu konuda daha ayrıntılı bilgi, çeşitli yayınlar yapılmış durumda. Bunlara da zamanınız olduğunda veya daha ileri bilgiler almak istediğinizde bakabilirsiniz. İlk üçü Türkçe, sonraki ikisi İngilizce, en sonunda da bir yayın var. Daha doğrusu bir site var. O sitede hem gutla ilgili hem guta nasıl yaklaşılacağı ile ilgili
birçok bilgi var. Bunların ayrıntısına ben girmediğim için oralardan okumanızı öneriyorum ya da ilgilenenlerin dinlemesini öneriyorum. Birinci kısmı burada böylece ben bitirmiş oluyorum. Suha, bir şey sorabilir miyim? Bana Elbette. yolladığın sunumdaki bunu yollamıştın. Bu linkler var mı web siteleri? Evet. Ha, güzel, çok güzel. Yani şimdi şu anda ben şu anda üstüne basayım isterseniz bir tanesini sırf örnek olması açısından. Ya yani birincisine tıkladığımda doğrudan o linke gidiyoruz. En sonuncuyu tıklayayım çünkü ilk baştakiler video. Örneğin buraya tıkladığımız zaman pardon benim bilgisayarımda olmuyor galiba. Ama var yani bu linkler işliyor. Ben onları kontrol ettim. Kalayıp da yapabilirler. Neyse. Tabii. Kopyalanabilirdi ama linkler çalışıyor. Yani şu anda benim başka bir bilgisayardan Mac'ten çalıştığım için belki ondan dolayı o link Ya, çok işlemedi. teşekkürler. Cem, senin söyleyeceğin bir şey var mı bu arada? Pardon, Şey... bir dakika. Paylaşımdan çıkabilir misin Suha? Özdemir'i de seni de tam görelim artık. Pardon. Yani burayı kapatayım mı? Kapat. Paylaşımdan çık. Tamam, çok güzel. İkinci yeniden girersin. Tabii Dinliyoruz. tabii. Yok, şimdi bir ufak ara vereceğiz. Çay ve ihtiyaç molası gibi, ama ondan evvel şimdi Süha'ya ben teşekkür ederim. Açıkçası benim en son bir ürik asit dersi dinlememin üzerinden herhalde 50 yıla yakın, yani tıp fakültesinden beri bir ürik asit dersi dinlememiştim. Dolayısıyla çok keyifli oldu. Beni eskilere götürdü. Şimdi ben bunu araştırırken ben işin biraz da magazin ve şey tarafına da daldım istemeden. Süha, bu Saturnin Good diye bir kavram duydun mu? Şimdi bu internette çok yaygın. Bu Saturnin Good lafı Satürn'den geliyor. Satürn bir Romalı tanrı. Ondan isim verilmiş ve esas problem de kurşun zehirlenmesiyle ortaya çıkıyor. Çünkü kurşun zehirlenmesiyle birlikte bu ürik asidin atılımı durduğu için şey yapıyor. Şimdi buradaki eğlenceli haberler şöyle geçiyor. Bunlardan mesela bu barmenlerde çok olurmuş eski yıllarda. Çünkü aslında anlatılan hikaye bu barmenler o işte içki koydukları şey sürekli damlatırmış. Onun için de akşam kapattığı zaman oraya bir maşrapa koyup o damlaların boşa gitmesini engellemek için bir maşrapa da toplarlarmış. Sabah gelince de bunu içermiş. Ama problem şu ki o maşrapalar çoğu zaman kurşun ağırlıklı. Ve zaten Süha da açıkça vurguladı. Alkol zaten bu işi epeyce söylüyor. Dolayısıyla bunlar da bu gut çok fazla miktarda görülmüş ve çok şiddetli seyrettiği için de bunlara bir Satürn'in Gut adı verilmiş. Yani Satürn'den gelen, ki Satürn çok önemli bir Roma tanrısı. Ki arkasından Neptün, Jüpiter, Plüto falan onun çocukları ve öyle devam ediyor. Her neyse. Burada tabii eğlenceli hikayelerden birisi de bu Satürn'in Gut'a yakalanlardan birisi de bir kutsal Roma imparatoru. 5. Charles. 5. Charles 16. yüzyılda bütün Avrupa'ya hakim olan bir Katolik kral. Dolayısıyla Papa tarafından da bu kutsal Roma İmparatoru olarak tanımlanmış. Ancak şey de nedir onun adı? Bu adamcağız da, bu 5. Kral Charles da bu gut gene aynı şekilde kurşun zehirlenmesi ve şeyle acayip bir guttan dolayı ölmüş ve bununla ilgili yazan, makale yazan birisi kutsal Roma İmparatorluğunu gut bitirdi diye bir makale yazmış. Çünkü ondan sonra, daha sonra başka bir kutsal Roma İmparatoru gelmemiş. Yani son Olmuş. kutsal Roma İmparatoru 16. yüzyılda 5. Charles olarak kalmış. Ki o bunların hepsinde aslında problem kurşun zehirlenmesi, ama buna muhtemelen alkolde katkısı vardır herhalde, değil mi Süha? Evet, yani ben bu Satürn'ün kısmını bilmiyordum ama şunu biliyorum. Alkol üretimi sırasında da bir kurşun eklenmesi ya da kurşunla kontaminasyon söz konusu olduğunu ve buna bağlı olarak da yani alkolün kendisine bağlı
olan etkiye ek olarak ürik asit miktarlarını bu kurşunla olan ürik asit kurşun arasındaki yarışma sonucu olduğunu ve buna bağladıklarını okumuştum. Yani bu işin tarihçesine döndüğü zaman ta çok eski çağlardan beri bu var ve açıkçası Romalılarda, özellikle de üst düzey Romalılarda hem alkol tüketimi çok fazla hem bu kurşundan yapılmış maşrapalar vesaire falan kullanıldığı için gut çok yaygın ve hakikaten çok acı verici, kötü ölümlere yol açan bir hastalık ve buna da yani en yüce Roma tanrısı Satürn'ün adı verilmiş. Evet, tabii bilinen bir başka şey de bunun zengin hastalığı olduğu ve hatta kral hastalığı olduğu eski zamanlarda. Çünkü yani et tüketimi tabii ki onlar da diğerlerine göre çok çok daha fazla kilolarca diyebileceğimiz ölçülerde. Ve de alkol tabii ki. Alkol de tabii ki. Peki 2 dakikamız süremizi böylece kullanmış olduk. Teşekkür ederim. Ya çay bir ihtiyaç molasına ihtiyaç var mı? Yok, Yok. şey ihtiyaç molası 2 dakikada bitmez. Hayır. 120 saniye bitti. Niye yani bu katılımcıların yaşlarından dolayı mı böyle söylüyorsun 2 dakikada hallolmaz Ama diye? 2 dakika 15 saniye göz yumuyoruz. Ya ben de gecikiyorum ama ben geç kalırsam gözümü yaşla bakma lütfen. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. İzin veriyor musun? Tabii ki. Ya ben başta önce sana ama daha çok da Süha'yı bulduğun için daha çok da Süha hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten. Süha'nınki de büyük cesaret. Zumbalaki ortamının önüne ilk kez o da konuşmacı olarak çıkması. Ondan dolayı ayrıca kutluyorum. Gerçi biraz aksaklık oldu ama o da belki bunun tadı tuzu oldu. Neyse. Evet. Ben demin seninle bayağı sohbet ettik ve diğer buradakilerle. Her ortama da iletmiş olduğumdan emin değilim. Videoda kaydolsun istiyorum. 2 hafta sonraki oturumdan bahsettim mi videoyu almaya başladıktan sonra? Hatırlıyor musun? Yani Evet, en kısaca hayır. hatırlatsan iyi olur herhalde. Tamam, peki iyi olur. Şimdi 2 hafta sonra yani ne oluyor? 27 Kasım'da iyi kötü başlıklı oturumu yapacağız, gerçekleştireceğiz. Burada 2 tane yine hocamız konuşmacı olacak. Birincisi Örsan Öymen. Örsan hocamız Yunan mitolojisinden, Yunan döneminden bunu ele alacak. Ve o kendisi felsefeci, ahlak felsefeci açısından, ahlak açısından yaklaşacak iyi kötü başlığına. Yunan geçmişinden günümüze getirecek. Metin hocamız ise, o da daha evvel konuşma yaptı Metin Başoğlu. O da sinir ve beyin hastalıkları uzmanı hocası. Metin ise davranış biçimde 20. yüzyılın başında başlayan davranış biçimleri olarak açısından yaklaşacak. Yani iyi mi doğarsın, kötü doğar mısın? Yoksa toplum mu böyle yapar? Demin Özdemir'e söylediğim gibi çürük elma mı var yoksa fıçı mı bozuk? O mu bozuyor elmaları? İyi insan hep iyi müdür, kötü insan kötü müdür? Aradaki sınır çok mu geçirgendir gibi konuları ele alacak diyelim ve sen saatini, saniyeni tutmaya başla istersen Suat. 120 saniye sonra görüşüyoruz. Tamam. Ben saati Geçti tuttum. geçti çoktan bitti. Onlar artık sayamıyor. Yani ne bileyim ben bu şimdiye kadar senden sonra şimdiye kadar olan kısım artı 2 dakika. Ama ayrılmak zorunda da değiliz. Yani burada kalabiliriz. İstiyorsanız videoyu kapatmayayım canım. Yani herkes izleyenler de bu kısmı dinleyebilirler. Buraya bakıyorum. Hiç çok nadir katılanlar var. İsim vermeyeceğim. Düşünüyorum ki bunlar bir ürik asit sorunu yaşıyorlar. İki de kadın katılımcımız vardı. Kadınlarda da oluyor değil mi? Cemil Göğe, sen ben yaşıyorum diyorsun Cemil. Suha hocamız
Silah hücresi, kadınlar da yaşıyorlar bunu gayet tabii. Sesini kapadın sen galiba. Aç mesajı yolu. Hop, ne oldu? Tamam. Açıldı. Açıldı. Neredesin? Ha, oraya gitti. Sen ne diyorsun? Kadınlar nasıl yaşıyor bunu? İkinci kısımda biraz ondan Tamam, bahsedeceğiz. çok güzel. Şunu da söyleyeyim herkes buradayken. Baksana sen yaşlarına bakarsak falan diyorsun, kimsenin çıktığı yok. Herkes heyecanı ürük asidin peşinde. Şimdi ikinci kısımda ilk kısmın sorularını çok akıcı oldu. Daha sonra kimse soru sormaya vakit bulamadı. İkinci kısım başından itibaren konuşmanın sonunu beklemenize gerek yok. Yazılı soruları, yani aşağıda chatten yazılı sorularınızı aktarabilirsiniz. Sühan'ın konuşmasından sonra yine Özdemir hocamız konuyu toparlayacak ve yazılı soruları aktarmaya başlayacak. O gerekirse kendi de arada bir cevap verebilir veya Sühan'ın verdiği cevabı ek yapabilir. Orada sonsuz yetkisi var. Bu ne biçim soru demez. Ondan sonra da bunlar hız kesince el kaldırmalı. Aşağıda chatten yapıyorsunuz onu. Ekranda değil de aşağıda chatten. İşte ben chatten pardon, özür dilerim. Ray senden yapıyor. El kaldırdan. Hemen elimi kaldırdım ve videoların en sol üstüne geçtim. En başına geçtim. Elimi kendi, esmer bir el var orada. Benim damadım biraz esmer de o yüzden ona bir ithaf. Peki. Onda sözlü sorabilirsiniz. Bilmem ne kadar söz yazılı soru olmasa da gerek yok diyoruz. 2 saniye devam ediyor diye mi Yok, Özdemir? süremiz doldu. Süha'nın ikinci bölümüne geçelim bence. Bir dakika daha bek, bir dakika biraz daha bekleyelim istersen. Ben de hiç konuşmayayım. Belki videonun önünde uzaklaşanlar sessizliği duyar ve fark eder. Herkes burada gözüküyor. Sadece Evet, üç bence de tane öyle. Evet. şey Evet. Bu kapalı. arada Tezer diye epeydir o da gözükmüyor ortalarda. Namık oradaydı. Bir dakika. Evet, neyse. Onu okuyabilirsiniz Danish'in sorusunu. Namık epeydir gözükmüyor. Danish yine az da olsa gelir. Selami fena değil. Ömer Kaymak Çalan o da epeydir katılmıyordu. Bir ara çok sık katılıyordu. Hatta konuşmacımız biri oldu. Tınas değildi değil mi? Ömer Bey. Tamam. Derken evet. Buyur mikrofon sende Özdemir. Yok yok, mikrofonu Süha'ya verdik. Ben de aldım. Aa, doğru doğru pardon. Evet zaten onda. Aldım mikrofonu. Tamam. Ekranım görünüyor herhalde. Doğrudur. Evet, şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde yani ben de biraz okuduktan sonra buraya biraz eğildikten sonra fark ettiğim bazı şeyler oldu. İkinci bölümde gut çok biliniyor ama ürik asitle ilişkilendirilen diğer hastalıkların hem oluşum mekanizmaları hem de bu 7 miligram desilitre olarak kandaki belirlenmiş olan eşik değer diyeyim. Ve bu değerle ilgili düzeltme ihtiyacı nasıl doğdu? Biraz ona değineceğiz. Yani bu Alexander Haig'in 1800'lü yılların sonunda yazdığı kitapta en başta bahsetmiştim. İşte ürik asit artışları veya yüksek ürik asit seviyeleriyle hastalıklar arasındaki ilişkiyi ilk fark eden kişi. Tabii kendi dönemi için biraz fazla ileri görüşlü olduğundan çok da fazla dikkate alınmamış ya da yeterli yankı yapmamış ama zaman içinde söylediklerinin çoğunun doğruluğu kanıtlandı. Çünkü geleneksel tıp hastanın klinik semptomları ürik asit artışları ile ilişkilendiği zaman
En çok gut hastalığı veya böbreklerde taş oluşumu gibi noktalar söz konusu olduğunda ilgileniyor. Ama bunun dışında yüksekliğin çok da zararlı olmadığını düşünüyor. Halbuki 2000'li yılların başından itibaren, 2005 yılından itibaren bu konuda bazı uyarılar ortaya çıkmaya başladı. Bazı yayınlar yapılmaya başlandı ve bu eğilim biraz değişti. Şimdi bu ikinci kısımda biraz onlardan söz edeceğiz. Önce şundan bahsedeyim. Ürik asitle evrim arasındaki ilişkiye yönelik güzel bir derleme var. Bu derlemede ürik asitin bizim atalarımız, hatta atalarımızın da önünden gelen memelilerin 15-17 milyon yıl önce, yani Miyosen döneminde, bu çok aşırı soğukların olduğu döneme denk geliyor. Ürikaz enzimin ne ait olan gen çeşitli mutasyonlar geçirmiş ve sonunda aktivitesini kaybetmiş. Ürikaz enzimini en başta vurgulamıştım. Ürikaz enzimi memelilerde bulunan ve ürik asidi allantoine çeviren enzim. Bu enzimi biz insanlar kaybetmişiz. Yani bizde ürik asit olarak kalıyor, daha ileri parçalanmıyor, yıkılmıyor. Ve bunun sonucunda da insanlar diğer memelilere göre daha yüksek ürik asit seviyelerine sahip. Bu yüksek ürik asit seviyelerinin bize bir avantaj sağladığı belli. Ki bu korunmuş ve bu mutasyon yararlı bir mutasyon olduğu için biz ürik asiti kaybetmişiz. Yani ürik asiti biz yüksek tutmaktan bir fayda sağlamışız. Bu faydanın ne olduğuyla ilgili biraz bilgiler vereceğim bundan sonra. Şimdi bunun üzerine çalışan veya bunu açıklamaya çalışan araştırıcıların bazı tespitleri var. Bunlar neler? Ürik asitin bir güçlü antioksidan aktivitesi var. Bu antioksidan aktiviteyle bir şekilde bir fayda sağlanmış olabilir deniyor. İkincisi, tuz alımının çok düşük olduğu zamanlarda, ki bu Miyosen döneminde, yani bu aşırı soğukların ortaya çıktığında, aynı zamanda tabii ki hem suya hem besinlere erişim zorlaşmış. Bu dolaylı olarak da insanlara bir avantaj sağlamış olabilir deniyor. Yani ürik az enziminin kaybı ve ürik asitin artışı, tuz alımının düşük olduğu zamanlarda kan basıncını korumak için bir mekanizma olabilir deniyor. Yine bir hipotez, ürik asit artışının insanlarda daha yüksek seviyede bir zekayla ilişkilendirilebileceğini söylüyor. Nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabilir. Nöronal gelişim ve fonksiyonlar üzerine etkileri olabilir deniyor. Yani sonuçta ürik asit belirgin zararlı etkileri olmakla birlikte, aynı zamanda henüz belki de ayrıntılarını çok çok iyi belirleyemediğimiz faydalı etkilere de sahip olan bir molekül ve o yüzden de korunmuş olmasının sağladığı bize avantajlar var deniyor. Bu konuda güzel bir yayın var, bir kitap. Bu Drop Acid adında bir kitap. Ve bu kitabı yazan bir nörolog. Ama daha çok bu sadece nörolojiyle ilgilenmeyen, genel olarak metabolik hastalıklar, beslenmeyle olan ilişkileri konusunda ciddi çalışmaları, yayınları ve videoları olan birisi. Buna da zamanınız olursa bakmanızı öneririm. Zaten baştan paylaştığımız şeyler arasında bu da vardı. İlk
bilgiler arasında. Bu linke de yine tıkladığımız zaman o kitaba ve aşağıda da bu kitabı kısaca özetleyen, kitaptaki bilgileri özetleyen bir makaleye erişebilirsiniz. Şimdi ürik asit neler yapıyor, hangi hastalıklarla ilişkilendiriliyor? Bir kere zaten monosodyum ürat, yani ürat kristallerinin oluşumu aracılığıyla GUT'a yol açtığını biliyoruz. Ama onun dışında hangi nedenle artarsa artsın ki bu artışlar genetik faktörlere bağlı olabilir, diyete bağlı olabilir, sedanter yaşamla ilişkilendirilebilir veya taşıyıcıdaki bozukluklar olabilir. Hiperürisemi'nin yani kandaki ürik asit fazlalığının nörolojik hastalıklarla ilişkili olduğu, diyabetle ilişkili olduğu, metabolik sendromla ilişkili olduğu, bazı böbrek hastalıkları, hipertansiyon, ateroskleroz ve genel olarak kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili olduğu yönünde son yıllarda yapılmış çok sayıda yayın araştırma, araştırma makalesi dışında derlemeler ve meta analizler var. Meta analiz dediğimiz çalışmalar birden fazla yayının verilerini, bulgularını bir araya getirip onlardan sonuç çıkaran çalışmalar ki kanıta dayalı tıpta bunların önemi gerçekten çok fazla. Şimdi ben bu yayınlardan seçtiğim bazılarından kısa kısa bahsedeceğim ve onların bulgularını özetlemeye çalışacağım. Bu bir meta analiz. 2009 yılında yapılmış bir meta analiz. Serum ürik asidi ile tip 2 diyabetin oluşumu arasındaki ilişkiye bakan bir meta analiz ve ürik asit değerlerindeki her 1 miligram desilitrelik artışın tip 2 diyabet riskinde %17'lik bir artışa yol açtığını bu yayında söylüyorlar. Bunun dışında bir de serum ürik asit değerlerindeki o 1 miligram desilitrelik artışın etkisinin vücut kitle indeksi ki biliyorsunuz bu son zamanlarda hem obeziteyle ilgili olarak da önemli bir belirteç. Buradaki 1 kilogram metrekarelik artışla karşılaştı. Yani o etkiye yakın bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla tip 2 diyabetle serum ürik asit düzeylerindeki artışın bir doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyen bir yayın bu. Bir diğeri yine benzer bir şekilde hiperürisemi yani yüksek kan ürik asit düzeylerinin tip 2 diyabet hastalarında gözlenen damar komplikasyonları ya da vasküler komplikasyonlar ve mortaliteyle olan ilişkisi ve bunun bir belirteci olup olamayacağını araştıran yine bir meta analiz. Bu meta analizde de serum ürik asit düzeylerinin yüksekliğinin tip 2 diyabet hastalarında hem vasküler komplikasyonlar hem de mortalite açısından bağımsız yani independent bir belirleyici olduğunu öne sürüyorlar. Ve bu ürik asit düzeylerini aşağıya indirecek düşürücü tedavilerin vasküler komplikasyonları önlemede yararlı olacağını söylüyorlar. Bir diğer çalışma, çok yeni bir çalışma, 2024 yani bu yılın çalışması. Burada da 1999-2008 yılları arasında yapılan bir araştırmadan ve onun verilerinden yola çıkarak yapılmış bir yayın. 4.308 kişinin verileri değerlendirilmiş. 80 aylık bir takip süresince 1.846 kişi de bütün nedenlere bağlı yani herhangi bir nedene bağlı ölüm ve kardiyovasküler
riske bağlı ölüm vakaları incelenmiş. Burada araştırıcılar şöyle bir yol izlemişler. Serum ürik asit düzeylerini gruplamışlar. Yani 4,5 miligramın altında olanlar, işte daha yüksek olanlar ve en sonunda da 7,3 miligramın üstünde olanlar şeklinde. Burada serum ürik asit düzeyleriyle mortalite arasındaki bağlantının genel mortalite için 6,127 miligram desilitrede, kardiyovasküler mortalite için de 5,9 ya da 5,96 da diyebiliriz. Önemli bir kırılma noktasıyla doğrusal olmayan bir süreç gösterdiğini bulmuşlar. Bir başka çalışma yaşla ve cinsiyetle olan ilişkisi ve onun dışında bazı metabolik değerlerle olan ilişkisi üzerine yapılan bir kohort çalışması. Burada da 146 bin katılımcı, ki bunların %42'si kadın olmak üzere. Burada erkeklerde hiperürisemi prevalansının %18,5, kadınlarda %4,4 olduğu, bunu cinsiyete göre kesme noktalarına göre ayırdığımızda %15,1, kadınlarda %13,8 olduğunu göstermişler. Ve her 10 yılda yaklaşık 0,1 miligram desilitre erkeklerde artarken, kadınlarda yine her 10 yılda 0,37 miligram desilitre. Yani yaşla birlikte arttığını ve kadınlarda da belirli bir yaştan sonra bu artışın daha fazla olduğunu göstermişler. Burada ayrıca hem erkeklerde hem kadınlarda hiperürisemidin, yani ürik asit yüksekliğinin, obezite, hipertrigliseridemi, kanda trigliserit artışı ve yüksek gama glutamil transferaz, ki bu karaciğerle ilgili önemli bir belirteç, bununla ilişkilendirmişler. Ve yine kadınlarda 65 yaşın üzerinde hiperürisiminin cinsiyete özgü prevalansının erkeklerden daha fazla olduğunu bulmuşlar, bildirmişler. Yine aynı çalışmada erkeklerde ortalama serum ürik asit düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu, 5,3'e karşılık 4,1 miligram desilitre ve normal dağılım gösterdiğini, yaşla artış olduğunu ama bu artışın erkeklerde ve kadınlarda farklı olduğunu gözlemişler. Erkeklerdeki artış 20 yaşla başlayıp 80'e doğru ılımlı ve doğrusal bir şekildeyken, kadınlarda ürik asit seviyeleri 50 yaşa kadar oldukça sabit kalmış, ancak ondan sonra dik bir şekilde artmaya devam etmiş. Bu çalışmadaki bulguların benzerleri başka çalışmalarla da doğrulanmış. İrlanda'da yapılan bir çalışma, Çin'de, Tayvan'da yapılan bir çalışma ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlarda yapılan çalışmalar bu çalışmaları doğrulamış. Yani özetle kadınlarda belirli bir yaşa kadar, ki bu genellikle 50 yaş civarında, belirli bir yaşa kadar artış çok sınırlı olmakla birlikte ondan sonra hızlıca bir artış olduğu gözlenmiş. Bu bir ölçüde menopoz dönemiyle de ilişkilendirilebilir. Yine bir yeni bir çalışma, nispeten yeni bir çalışma, 2016 yılında ve bizim ülkemizden bir araştırıcının, iki araştırıcının aslında, bir tanesi Koç Üniversitesi'nden, bir tanesi Sakarya Üniversitesi'nden katkılarıyla yapılmış bir çalışma. Ürik asitin metabolik sendrom için bir önemli bir risk faktörü olduğunu gösteren bir çalışma. Yani ürik asiti
Önceleri bizim de bu sunumda özellikle vurguladığımız gibi önceleri hep gut veya böbrek taşıyla ilişkilendirirken şimdi artık obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, böbrekle ilgili hastalıklar gibi buralarda önemli bir düzenleyici ya da modülatör ama olumlu bir modülatör değil de olumsuz bir modülatör olarak değerlendirmemiz gerektiğini söyleyen bir yayın bu. Ve bundan sonraki süreçte ürik asit miktarlarını aşağıya çekmenin tansiyon, hipertansiyon, insülin direnci, obezite, karaciğerdeki yağlanma, kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıkların önlenmesinde ve mümkünse tedavisinde bir katkısı olup olamayacağının ortaya çıkarılmasının gerektiği ile çalışmayı sonuçlandırmışlar ya da çalışmanın sonuçlarını böyle bir şekilde toparlamışlar. Dolayısıyla artık ürik asitin metabolik sendromla ilgili olarak bir önemli düzenleyici olduğunu söyleyen bir yayın bu. Bir başka yayından söz edeceğim. Buna başlarda çok fazla değinmedim ama bu da çok çok önemli. Şimdi ürik asit kaynağı olarak hep ürünlerden veya işte bazı deniz ürünlerinden alkolden bahsettik. Ama fruktozdan bahsetmedik. Halbuki fruktoz artık günümüzde ürik asitin oluşum mekanizmasında bu diğer sözünü ettiğimiz maddelerden ya da besinlerden çok daha öne çıkıyor. Çünkü fruktoz özellikle de bu yayında da vurgulanıyor. Çünkü fruktoz ürik asit seviyelerini diğerlerinden arttırmada çok daha etkili olan bir şey. Bir monosakkarit. Fruktoz metabolizmasında ürik asit üretimi şöyle gerçekleşiyor. Glukoz yani kan şekeri olarak bildiğimiz glukoz düzenlenebilir bir kullanıma sahipken yani kandaki glukoz seviyelerini veya dokulara glukoz girişini düzenleyen mekanizmalar ve kontrol eden mekanizmalar varken bu fruktoz için pek geçerli değil. Glukozun enerjiye dönüşmesinde bazı aşamalar var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bu aşamalarda bazı kontrol noktaları var. Fruktoz bu kontrol noktalarını bypass ederek ya da bu kontrol noktalarını aşarak enerjiye dönüşüyor. Enerjiye dönüşüyor ve sonrasında da ATP tüketimi ve ATP tüketimine bağlı olarak da adenozin monofosfat dediğimiz bir molekülün yapımı artıyor. Adenozin monofosfat da bu en başta sözünü ettiğimiz pürinlerden bir tanesine dönüşebilme potansiyeli olan bir molekül. Dolayısıyla hücre içinde ATP tükendiği zaman buna karşılık ürik asit artışı da ortaya çıkıyor. AMP üzerinden ürik asit artışı da ortaya çıkıyor. Buradaki mekanizmayı da şurada gözden geçirebiliriz. Önce taşıyıcılar aracılığıyla fruktoz hücrenin içine giriyor. Hücre içinde AMP'ye dönüşüyor. AMP, IMP üzerinden pürinlere, ksantine, ksantin oksidaz aracılığıyla da ürik asite çeviriyor. Şimdi bu mekanizma glukozla ilgili olan kontrol mekanizmalarını bypass ettiği için fruktozun içeriye girmesi ve bu şekilde bir dönüşümü üzerinde herhangi bir baskı olmaksızın ne kadar fruktoz varsa o kadar ürik asit artışı şeklinde devam edebiliyor. Oluşan ürik asit taşıyıcılar aracılığıyla bazı hücrelere girip bu hücrelerde apoptoz sürecini
inflamasyon ya da iltihap süreçlerini ortaya çıkaracak bazı etkilere yol açıyor. Bunlar da sağ tarafta gördüğümüz hastalıklar veya metabolik bozukluklarla ilişkili. Nedir bunlar? Alkol dışı yağlı karaciğer, insülin direnci, metabolik sendrom, diyabet, hipertansiyon, böbrek hasarı, obezite, yani sözünü ettiğimiz, başlarda sözünü ettiğimiz hemen hemen bütün hastalıkları bu fruktoz, aşırı fruktoz tüketimiyle ilişkilendirmek mümkün. Bundan sonraki bölümde daha çok bu yayınlardan ve benzeri yayınlardan ortaya çıkan oluşum mekanizmalarına biraz değineceğim. Burada da bu ikinci gösterdiğim şemada da ürik asitin hangi yollar aracılığıyla kan basıncı değişikliği, diyabet ve obeziteye yol açtığını görüyoruz. Burada öne çıkan değişiklikler endotel hücreleri üzerinde ve bunların işlevleri üzerinde oluşan etkiler, nitrik oksit üzerinden oluşan etkiler, oksidatif stresin artışıyla ilişkilendirilebilecek etkiler ve yağ asiti kullanımı, yağ asitleri üzerinden triglyserit birikimi ve onunla ilişkilendirilebilecek oksidatif stres üzerinden ortaya çıkan değişiklikler. Yani ürik asitin aşırı artışı bu farklı yollar aracılığıyla sözünü ettiğimiz olumsuzluklara ve hastalıklara yol açabiliyor. Yüksek fruktoz içeren diyetlerden bahsetmiştik. Günümüzde özellikle mısır şurubu üzerinden yüksek fruktoz besinlere çok maruz kalıyoruz. Hemen hemen her birey bir şekilde bunları alıyor. Bunlar ürik asite kolaylıkla dönüşebiliyor demiştik. Onun üzerinden de böbrek hastalığı, obezite, insülin direnci, kan basıncındaki artış yoluyla metabolik sendrom dediğimiz tablo, durum ortaya çıkabiliyor. Yine serum ürik asit yüksekliğiyle bu sözünü ettiğimiz değişiklikler dışında kardiyovasküler hastalıklar ve bunların oluşumunda da üç önemli faktör, ara faktör burada vurgulanmış. Bir tanesi endotel fonksiyonlarının bozulması, endotel disfonksiyonu ya da fonksiyon bozukluğu. İkincisi oksidatif stres, üçüncüsü inflamasyon ya da iltihabi süreçlerin artışı. Bunların hepsi ürik asitle başlayan ve ortaya çıkan değişiklikler ki bunlar kalp damar hastalıkları, kardiyovasküler bozukluklar ve ona bağlı olarak ya da onunla da ilişkilendirilebilecek deminki sözünü ettiğimiz değişiklikleri kendi aralarında bunlar karşılıklı da etkileşerek bozukluklara yol açıyor. Yine bir benzer bir slide ama burada da ürik asit oluşum mekanizması bu artışın oksidatif stres, endotel fonksiyon bozukluğu, iltihap süreçleri ve onlar üzerinden de kalp damar hastalıkları, iskemik kalp hastalığı, aritmi gibi kardiyovasküler değişiklikler, hastalıklara yol açtığını gösteren bir şema. Burada ürat yani ürik asit miktarlarının azaltılmasına yönelik tedavilerin bu hastalıkların bir kısmını baskılayabildiği yönünde çalışmalar ve bulgular var. Tümörlerle olan ürik asit ilişkisinde iki farklı etki var. Bir tanesi ürik asit yüksekliğinin yine bu iltihabi ve oksidatif stres üzerinden etkileri aracılığıyla kanser hücrelerinin oluşumu ve bunların etkilerinin artışı şeklinde. Ama bir de ürik asitin kendisinin bir antioksidan etkisi var. Bu antioksidan etki
Yüksek ürik asit düzeylerinde tabii tersine dönüyor. Ama ürik asit yeterince yüksek olmadığı zaman ya da aşırı yüksek olmadığı zaman koruyucuda bir etkisi var. Buna karşılık tümör hücrelerinin parçalanması, yıkımı, oradan açığa çıkan nükleotitler ve nükleotitlerden açığa çıkan pürin bazları üzerinden ürik asit oluşumuna da neden oluyor. Yani kanser ve tümör hücreleriyle olan ilişki iki farklı şekilde. Bir taraftan da ürik asit yapımı artıyor. Artışa yol açıyor ürik asit yapımında. Sonuçta bir iki özet slide gösterecek olursa birincisi yüksek ürik asit düzeyleri oksidatif stres üzerinden ya da oksidatif stres adı verilen bozuk değişiklikler aracılığıyla hem kan damarlarını daraltan bir dizi biyokimyasal reaksiyonu başlatıyor ve bunlar üzerinden de kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, erektil disfonksiyon, anormal kan yağları gibi patolojilere artan bir risk oluşturuyor. İkincisi kan şekeri ve ürik asit değerlerindeki yükseklik aynı zamanda kognitif bilişsel gerilemeyle ilişkilendirilebiliyor. Hatta yüksek ürik asitle beyinde küçülme ve bazı performans düşüklükleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu söyleniyor. Bir önemli bulgu ürik asit seviyelerinin uykuda arttığı ve sabah 5 sıralarında en yüksek noktaya ulaştığı belirtiliyor, bulunmuş. Ve ilginç bir şekilde de bu saat aynı zamanda kalp krizlerinin en yoğun olduğu saat. Dolayısıyla ürik asit yüksekliğiyle kalp damar hastalıkları bozukluğu arasındaki ilişkiyi belki de doğrulayan bir başka bulgu bu. Önemli vurgulanması gereken bir nokta fruktoz. Fruktoz bizim bir numaralı düşmanımız olmalı. Çünkü artan ürik asit seviyeleri üzerinden özellikle metabolik sendrom ama başka bazı patolojileri de fruktoz şiddetlendiriyor. Bir meta analiz yapılmış İran'da. Bu meta analiz sonucunda endüstriyel gıdalarla fruktoz alımının metabolik sendromun başlıca nedeni olduğu gözlenmiş. Lipogenez, trigliserit oluşumu, karaciğerin yağ asitlerini trigliseritlere dönüştürmesi, bütün bunlar fruktoz üzerinden gerçekleşebiliyor ve özellikle de karaciğerde yağ depolanması metabolik sendromun önemli aşamalarından bir tanesi. Tabii pürinler hala önemini koruyor. Ürik asit düzeylerini yükselten en önemli suçlu diyebileceğimiz molekül fruktoz olmakla birlikte pürinler de yine aynı şekilde hala daha önemini koruyor. Ve özellikle gut hastalığına ve böbrekteki ürat kaynaklı taşlara yatkın kişiler için hala daha düşük pürinli diyetler öneriliyor. Gibi pürin içeriyorlar ama ürik asit değerlerini yeterince ya da diğerleri kadar yükseltmiyorlar. Dolayısıyla bu besinler daha kolay tüketilebilir. Ama deniz ürünleri, balıklar, bazı midye, deniz tarağı gibi başka deniz ürünleri ve kırmızı etler çok önemli pürin kaynakları. Dolayısıyla bunlardan kaçınmak gerekiyor. Alkol, başlarda da söz ettik, ürik asit değerlerinin yükselmesine neden olan bir içecek. Ama alkoller içinde de esas suçlu bira. Biranın mayalı bir içecek olması ve mayadan kaynaklı pürin
üzerinden ürik asit oluşumu birayı diğer alkoller arasında öne çıkarıyor. Sodyumla da ilişkilendiriliyor ürik asitteki yükseklikler. Dolayısıyla tuz içeren, aşırı tuz içeren işlenmiş gıdalardan kaçınmak da önerilerden bir tanesi. Aşırı egzersiz ve bazı doku travmaları ürik asit seviyelerini geçici olarak kısa vadede arttırılabilir. Ama sonuçta esas vereceğimiz mesaj daha önceleri 7 miligram desilitre olarak bildiğimiz eşiğin aşılmaması gereken eşiğin artık günümüzde bu diğer hastalıklar üzerine olan ürik asitin etkileri giderek öne çıktığından 5-5,5 miligram desilitreye çekilmesi gerektiği. Yani kan ürik asit düzeylerinin 7'nin üstüne çıkmaması gibi bir hedeften ziyade artık günümüzde 5-5,5 miligram desilitrenin altında tutulmaya çalışılması, bunun için de özellikle beslenme üzerinden ürik asit oluşumuna neden olan gıdaları çıkarmak ve mümkünse ona yönelik bir beslenme planı yapmak öneriliyor. Sanıyorum bu son slaydımdı. Evet, burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum hepinize sabrınız ve dinlediğiniz için. Söz Hocam moderatörümüz. teşekkür ederiz. Yani benim kafam çok karıştı. Eminim ki dinleyicilerin de kafası karışmıştır. Şu şeyi kapatırsan hep beraber daha birbirimizi görürüz. Hakikaten yani bu şey her belanın başı sanki ürik asitmiş gibi bir şey çıktı. Aslında tartışılacak çok şey söyledin abi bunların için. Yani bunlardan bir tanesi de şu normalde 7 diye kabul edilen ürik asit seviyesinin 5,5'a düşürülmesi. Çünkü aynı benzer olayı işte bu kan yağları için de şey yapıldı. Yani eskiden değerler daha 250 kabul edilirken işte 200'e düştü, 180'e düştü. Hatta işte diyabeti hastalıklı olanlarda daha da düşük olmasını istiyorlar. Çünkü şöyle bir şey çıkıyor en azından bu check-up çok yapılıyor. Ve check-up yapıldığı zaman da bakılan değerlerden bir tanesi de ürik asit hakikaten. Şimdi orada tabii sorular da var. Çok güzel sorular var. Ben o sorularla birlikte şey yapayım. Mesela diyelim ki böyle bir şeyde check-up'ta ürik asit seviyesi 7,5 çıktı. Mesela sorulardan birisi sadece diyetle biz bunu halledebilir miyiz diye soruyor. Yani önce diyetle başlamak lazım. Yani aslında en başta söylediğim bazı ilaçlar aracılığıyla da tabii ürik asit değerlerini aşağıya çekmek mümkün. Ama eğer diyetle yol alınabilirse bu tabii ki ilaç kullanımına göre tercih edilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla diyetle aşağıya çekmeye çalışmak burada tabii pek sözünü etmedik ama özellikle başka nedenlerle de öne çıkan bir polifenollerin kullanımı gibi yani antioksidan özellikteki başka besinlerin kullanımı gibi seçenekler de var. Yine bunlar antioksidanlar üzerinden oksidatif strese ve dolayısıyla da ürik asitle ilgili bozukluklara bir karşı koyuş olabilir. Dolayısıyla bence beslenme hala öncelikli bir hem de çok zor olmayan bir şey olduğu için Bu dikkate beslenme alınmalı. işine ben geri döneceğim. Ben soruları şey yapayım. Soruların içinde mesela bir fruktoz sorusu vardı. Bu yükseltilmiyor. Onu çok net bir şekilde cevapladın. Çünkü sorulardan birisi fruktoz yükseltir mi? Onu çok net bir şekilde ortaya koydun. Ama mesela omega 3 balık yağı gibi şeyler yükseltir mi diye bir soru var mesela. Doğrusu onu bilmiyorum. Yani doğrudan ona bir yönelik hemen söyleyebileceğim bir Peki şey yok. ben diğer soruları da gene yönlendireceğim ama şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında tüm proteinlerin ürik asidi yükseltmesini bekleriz değil mi? Yani buna mesela sen sürekli kırmızı eti vurguladın.
Sanki beyaz et masummuş gibi durdu. Ama sonuçta bu anlattığın mekanizmada tüm proteinler ki buna bitkisel proteinler de var bir de. Yani ne bileyim Yani mercimek şimdi olsun, şöyle nohut diyelim. olsun. Onların katkısı çok daha az mı? Onun için mi onları pas geçiyoruz? Hayır, şöyle diyelim. Yani bu kırmızı etle aldığımız aslında protein değil. Yani daha doğrusu ürik asitte dönüşen. Ürik asitte dönüşen nükleik asitler. Yani sağlam hücreler varsa o hücrelerin DNA'larındaki, RNA'larındaki pürine dönüşebilecek bazların varlığı. O Yani yüzden her protein ürik asite dönmez mi diyelim? hayır, evet. Yani zaten ürik asite dönüşen o pürin bazları ve pürin bazlarındaki en sonunda ksantin, o ksantine çevrilmesi. O yüzden protein demeyeceğiz. Ama nükleik asit içeren, yani pürinini içeren besinler diyeceğiz. Tüm proteinler değil yani. Yok, protein değil. Yani Hayır, bu konuda sorulardan birisi de Önder de var aramızda. Önder de bir katkı yapabilir. Ama aranızda başka hekim olanlar da var bildiğim evet, kadarıyla. uzmanlar da yapabilir. El kaldırırsa şey yapabilir tabii. Evet. Peki Öyle mesela durumda. karbonhidratlar yükseltmiyor. Sorulardan birisi karbonhidratlar yükseltir mi? Yani fruktoz tabii bir karbonhidrat. Dolayısıyla baş suçlu diye ilan ettik. O yükseltir. Ürik asitte doğrudan dönüşme potansiyeli iki yol üzerinden oluyor. Bir tanesi pürinler, yani ksantin, hipoksantin vesaire. Bir diğeri de AMP üzerinden, yani aşırı yağ metabolizması, ATP tüketimi ve ATP tüketildiği zaman buna karşılık olarak AMP artar. ATP ile AMP arasında böyle bir ilişki var. AMP'nin artması da yine aynı pürinler gibi bir ksantin-hipoksantin kaynağı. Anladım. Şimdi sorulardan birisi de bu yaşla ilgiliydi. Yani yaş hatta şimdi tabii orada benim ilgimi çeken hani kadınlarda 50 yaşa kadar daha düşük seviyedeyken 50 yaş kadınlar için ortalama menopoz yaşı. Yani belli ki Evet. östrojenin burada bir koruyucu etkisi var. Yani bu koruyucu etki ortadan kalkınca kadınlarda süratli bir yükselme. Yani bunu östrojene İlk mi akla gelen bağlamak lazım o. acaba? İlk akla gelen o. Yani ben de aynı şekilde düşündüm. Ama tabii bu konuda bir ciddi bir yayın araştırması yapmış değilim. O yüzden çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ilk akla gelen, yani o dönemdeki değişiklik tabii ki o. Önder elini kaldırıyor. Cem Baysal da 80 yaştan sonra ürik artar mı diye sormuş. Yaşla Onu birlikte niye artıyor sordun? galiba. Bir dakika, onu Arttıkça anlatayım bir artar. dakika. Şu anlatayım onu niye sorduğumu. Bir Tabii. şeyde kadınlar, erkeklerde 20-80 arası, kadınlarda 50'den sonra. Yani sanki erkeklerde 80'den sonra artmıyormuş gibi. Yoksa Ha, evet. buradakilerin yaş ortalamasına göre sormadım. Ya, yani şöyle, orada tabii 80 üst sınır, ondan sonra duruyor gibi değil o. Yani orada muhtemelen o çalışmada 80'e kadar olan katılımcılar vardı. Yani ben şimdi tekrar çalışmaya dönüp bakmak lazım ama öyle bir Tamam. yorum yapıyorum. Kalkan bir el görüyorum ama önce şu İki tane yazılı var. soruları bitirelim. Ondan sonra o Tamam. kalkan ele ben söz Ama bir vereceğim. dakika, bir araya gireceğim. Önder konuya ilişkin yorum yapacaksa, soru sormayacaksa ona ver istersen, ama karar senin. Hayır, Önder'in böyle bir arzusu vardı mı bilmiyorum valla. Önder burada şey, Erkal oraya sıra gelecek. Yani şu yazılı sorular zaten tamam, karar bitti senin. neredeyse ama yani benim kafamı karıştıran Seksen ürik asit seviyelerini ne kadar düşük tutarsak o kadar iyi olacak gibi bir şey çıkıyor. Bu da tabii hep mesela ilaç şirketleri biliyorsunuz bazı şeyler için suçlanır. Yani insanları daha fazla ilaç kullanmaya yönlendiriyor diye ilaç firmaları hep şey yapılır, suçlanır. Ama şu
verilere bakınca sanki normal çıkan ürik asit değerlerini bile düşürmek gerekecekmiş gibi gözüküyor. Tabii burada şanslı olduğumuz bir şey var. Elimizde allopurinol diye bir ilaç var. O da şey ucuz bir ilaç. Yani pazar payı çok fazla olmadığı için de üzerine gidilmiyor ama başka bir ilaç ortaya çıkarsa hakikaten yaygın bir şekilde bunun kullanılması tavsiye edilirse ne yapılır ne edilir bilmiyorum. Bu herhalde önümüzdeki yıllarda ancak ortaya çıkacak olan şey. Ben el kaldıranlara söz vereyim. Önce Cemil Baykal el kaldırdı. Buyurunuz. Sesi açayım ben. Sesini aç mesajı yolluyorum Cemil. İyi. Açtım. Çok Tamam. teşekkür ederim. Her şeyden önce Suha Hoca'ya, tabii ki sevgili Özdemir ve Cem büyüklerime. Ben hekim falan değilim ama 72 yaşındayım. 41 yaşından beri gut hastasıyım. İlk anladığımda da sağ ayak parmağım davul gibi şişti. Feci bir şeydi. Değil ayakkabı giymek, yürümek. Üzerine pamuk düşse, mübalağa etmiyorum, yatakta pamuk düşse anormal bir sancıyla sıçrıyordum. O gün bugün gut ve ürik asitle alakalı çok şeyler okumaya çalıştım. Çok hekim gördüm. Çok hekimden çok şeyler öğrendim. Eğer müsaade ederseniz birkaç şeyi paylaşmak isterim. Buyurun lütfen. Benim için hocamın anlattığındaki en büyük farklardan bir tanesi, kırmızı et bana hiçbir zararı olmuyor. Fakat bana en büyük zararı olan kabuklu deniz mahsulü. Yani işte karides, işte midye, istakoz vesaire gibi vesaire gibi hayvanların etleri artı sakatat. Ağzıma bir gıdım ciğer koysam hemen ürik asitim yükseliyor. İki defa bana atak veya kriz geldi. Her ikisinde de yoğun, hocam çok iyi, bir de kursikum dispert alarak seviyeyi düşürdüm. Düşürdü, yani tabii ki hekim kontrolünde seviye düştü. Ancak o gün bugün bir diyabet hastası gibi her gün yarım tablet 300 miligramlık ürikoliz alıyorum. Ürikolizle seviyem 5-5,5-6 civarında, bazen 4-4,5'a da iniyor, dolaşıyor. Dolayısıyla çok rahatlattı o beni. Fakat bu arada ilginç bir şey başıma geldi. 2,5 sene, Cem abi gayet iyi bilir, 2,5 sene önce ben çift dizimden protez ameliyatı oldum. Her şey çok iyi, yani ameliyat çok iyi geçti. Fakat etkileşime girdi. Yani eklemimdeki nedir, protez ile vücudumdaki iltihap, guttan dolayı oluşan, ürik asitten dolayı oluşan iltihap etkileşime girdi ve ben uzun süre, yaklaşık 2 seneden beri çok ciddi sıkıntılar çektim protezden dolayı. Şimdi bir hocanın bir takım yönlere beni yönlendirmesi de şimdi çok daha rahatım. Bir diğer konu içki. Demin hocam da bahsettiği gibi fermente içkilerin kesinlikle içilmemesi, içmemem gerektiği. Eğer içileceksem distile, yani viski veya vodka benzeri, veya aslında sadece ikisinin, o da yine hocamın dediği gibi bir veya işte maksimum 2 bardak içebileceğim söylendi. Ama diğer yönlerden sayılan kalp, işte hipoglisemi vardı bu ara bende, oluştu. Ama kalple vesaireyle alakalı herhangi bir sorunum yok şimdilik. Katkıda bulunmak istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok yararlı. Yani yaşayan birisinin bunları anlatması çok önemli. Herkes için çok yararlı. Evet, ondan söz sırası Önder'e geliyor. Önder Şirikçi'ye. Önder Şirikçi de bir gene Marmara Üniversitesi'nde birlikte çalışma zevkine ve onuruna ulaştığımız bir biyokimya profesörü Önder. Aynı zamanda bir Tarsus mezunu. Evet Önder, seni dinleyelim.
Evet, Süha Hocam'ı dinlemek bana her zaman ilham vermiştir. Aslında aklıma takılan konu da biraz çok teknik mi olur diye de sormaktan imtina ediyordum ki Önder biraz özellikle bekler misin? Önder. Süha düşmüş şimdi girdi. Süha duyuyorsun. Düş sesini de açalım Süha senin. Sesini aç ben sana mesaj yolladım. Tamam açıldı. Sana koptum. hitaben soru soruyordu da dinliyoruz. Ya kusura bakmayın, ben bir türlü bir kopukluk oldu. Nasıl olduğunu anlamadım. Sorun yok. Bu arada ben de sesle ilgili bir uyarı aldım ama benim sesim yeterli geliyor mu? Geliyor, geliyor. Biliyorum. Tamam. Süha Hocam düşmüştü. Baştan başlayayım. Süha Hocam dinlemek bana hep ilham vermiştir. Burada da aklıma bir konu takıldı. Ama onu sorayım mı sormayayım mı, çok mu teknik kaçar derken Özdemir Hocam'ın takıldığı noktanın da oraya bağlanabileceğini fark ettim. Şimdi yani sadece protein olan kaynak, besin kaynaklarının atılımı bizde üre üzerinden olduğu için ürik asiti direkt etkilemiyor. Sadece dediği gibi hani hücre içerisinde hani gıda ile alınan ve hücresel yapı bulunan dokulardaki nükleik asitler üzerinden oluyor. Benim de takıldığım nokta şu, tamamen hani evrimle ilgili konuyu söylemişti Süha Hocam. Mesela kuşlar ve sürüngenler gibi kurak yerlerde yaşayan organizmaların tüm azotlu bileşiklerin atılımı, yani bu da nükleik asitlerde dahil, proteinlerde dahil, ürik asit üzerinden oluyor. Onlar bu üzerinden olmuyor. Yani üre üzerinden olmuyor. Çiş üzerinden de olmuyor. Ürik asidi de kaka ile atıyorlar. Hafif cıvıklı kakalar oluyor. Bu da herhalde evrimde, bilmiyorum Hocam, siz bu konuda bir şey düşündünüz mü? Yani neden, hangi aşamada bilmiyorum ama yani insanlarda da insanlardan önceki bir ayrışma noktasında neden bizde bir üre atımı şey gelişmiş, yolağa gelişmiş? Evrimle ilgili bir noktasını düşündünüz mü? Bir şeyle karşılaştınız mı? Süha Sesin sesini açalım. yine kapanmış. Süha bir dakika Ha, Süha. Devam tamam, et. şimdi oldu, şimdi oldu. Süha bir dakika lütfen. Ben seni yine çıktığın için düştü. Yine seni co-host yapıyorum. Tamam. Sen kendini açıp kapatabilirsin. Tamam, şu anda açık zaten. Ya Önder'in sorusunu duydum. Yani tam olarak ben de bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama doğru. Yani kuşlar ve bazı reptiller falan ürik asiti hem bizim gibi idrarla atmıyorlar hem de dışkı yoluyla atıyorlar. Ve de proteinleri ve diğer şeyleri ürik asite çeviriyorlar. Ürik asite çevirmek acaba onlara da bir avantaj mı sağladı diye de düşünebiliriz aslında. Yani üre yerine ürik asite çevirmek bir avantaj sağladı mı diye de belki düşünebiliriz. Hayır, bu evrim işine aslında girersek tabii bu karma karışık. Mesela Haddimizi aşmış oluruz. haddimizi aşmış olacağız Pardon, hatta üç şeyden hocadan yani bayağı biz sabahlarız artık üç hocayla. hayır ama şöyle söyleyeyim, biz hani sudan çıkarak gelişmemizi sürdürdüğümüz konusunda olduğunu düşünüyoruz ve aslında bunu gösteren şeylerden birisi de bu bizim tiroid bezimizin hemen kenarında bir paratiroid bezi denilen vücudun kalsiyumunu ayarlayan bezler vardır. Mesela bunlar balıklarda yok. Yani suda yaşayan canlılar kalsiyum ayarlamasını onlar kendileri yapabiliyor. Ama biz sudan çıkıp da karada yaşamaya başladığımız zaman vücutta böyle bir şey gelişmiş. Acaba ürik asit de bu karambolde bir yerlere kayboldu gitti mi acaba diye merak ediyorum tabii. Neyse bunun cevabını bulamayız herhalde. Bulamayız. Yazılı Evet, sorum var ama galiba peki daha, değil mi? aslında tabii iş şuna geliyor. Biliyorsunuz gençken kuzuyu yiyin, yaşlandığınız zaman kuzunun yediğini yiyin diye bir laf vardır. Herhalde iş geliyor gidiyor, hakikaten diyetin hayatımızdaki önemi gittikçe artıyor.
Hani bir de bu diyetin ayrıntısı gittikçe daha anlaşılır hale geliyor. Ama özetle herhalde daha az et yiyeceğiz, daha çok ot yiyeceğiz, öyle mi? Yani bir şekilde diyet hayatımıza daha fazla girecek gibi gözüküyor. Ama tabii benim aklıma takılan bu yani biraz normal bulunan ürik asitleri de ilaçtan daha mı düşürmeye çalışmalı yaşla birlikte? Bu tabii henüz daha cevaplanmamış bir soru. Bence önümüzdeki yıllarda bu konuda bir şey gelişecek. Yani bir ortak görüş gelişecek gibi sanki. Evet, eminim ki şey olacak. Başka kalkan el görmüyorum. Sorumuz var Yazılı mı? soru Yazılı da bir. olabilir. Özlemi bitti mi onlar? Onlar bitti. Tamam. Hayır, neden fermente? Bir soru var. Alüpülün yan etkisi var mı diye. Buna ben cevap veremem. Bilmem şu an sen cevap verirsin ama şöylece genelleyebiliriz. Yan etkisi olmayan ilaç yoktur. Yani hepsi bir kimyasal maddedir. Hepsinin şey olur. Öyle bir alüpülün yan etkisi var mı diye bir soru var. Bir Bilmiyorum. de Yani net olarak bildiğim bir şey değil ama dediğin gibi yani ilaçların birçoğu ya metabolize olduktan sonra oluşturdukları metabolitler aracılığıyla ya da doğrudan etkilerinin dışında başka sistemlere de olumsuz etki yapıyorlar ya da yapabiliyorlar. evet, daha fazla yani yazılı soru görmüyorum. Kalkan bir el de görmüyorum. Herhalde herkesin kafası karıştı. Karma karışık olmuştur. Karma Ya karışık keşke oldu. yapmasaydık bu durumu, hiç yapmamışsın. Daha çok biliyorduk girmeden evvel. Ama Yani. ürik asidi aslında yani bu şeydeki laboratuvar raporlarında işte 7 miligramın altında hatta 8'e kadar bile çıktığı oluyor bazı şeylerde. Yani o yüksekliklerin tehlikeli veya riskli olduğunu bence net olarak söyleyebiliriz. Beşin üstü deniyor ama yani alarmı olmak lazım. En azından bunu söyleyebiliriz. Evet, bu net. Evet, Suha Can, teşekkür ederiz. Başka sorun Özdemir bir yoksa. dakika. Özdemir çok özür diliyorum. Sesini kestim. Ama toplantı yani ana toplantı başlamadan buradaki bir sürü kişi de katıldı bize, yani dinledi bizi. Senin bir şeyin var, birkaç önerin ve endişen. Yani bu güzel olsun, bu gerçekten hepsi gibi bu da çok güzeldi. Gerçekten öyle. Teşekkürler tekrardan ikinize de, özellikle de Süha Hoca'ya.